Arkadaşlar merhabalar. 24 numaralı köşe taşımıza geçiyoruz arkadaşlarım. İşçi ve havuz problemleri çözeceğiz gobeller. Şöyle bir numarayı bir ayarlayalım. Hemen başlıyorum dostlarım. Odaklanmaya da bir bakayım şöyle. Gayet güzel. Diyor ki Ali bir işin 2 bölü 5'ini 8 günde yapıyorsa tamamını kaç günde yapar? Şimdi bak ne diyorum. Ali'nin yapacağı işlerin tamamı 5K'lık bir iş olsun. 5 parçadan oluşsun. Diyor ki 2 parçasını 8 günde yapıyor. Acaba tamamını 5 parçasını kaç günde yapar? Hemen bir basit bir orantı kuruyoruz arkadaşlar. 2K'lık kısmını 8 günde yapıyorsa 5K'lık kısmını acaba kaç günde yapar? 5 kere 8 40 eşittir 2x oldu. X eşittir 20 çıktı dostlar. Hemen şuna bakıyorum. Özge bir işin 3 bölü 5'ini A saatte. Şimdi 3 bölü 5'ini işin tamamına şöyle bir gösterelim. Bir de 1 bölü 10'u dediği için işin tamamına 10K diyelim biz. 3 bölü 5'i dediği şey arkadaşlarım hemen 10'un 3 bölü 5'ini aldım. 6K yaptı. 6K'sını A saatte yapıyormuş arkadaşlarım. 6K'sını A saatte. Acaba 10K'sını ne kadar saatte yapar diye bir soru soruyor bize. Hemen şöyle gösterelim. Buradan 10A bölü 6 çıktı X. X eşittir 10A bölü 6. Bu bir dursun. Sonra diyor ki 1 bölü 10'unu B saatte. Yani 1K'sını B saatte yapıyorsa biz hemen 10K'yı arıyoruz dostlarım. Ne kadar saatte yapar diye soruyoruz. İçler dışlar yaptık buradan. 10B bölü K geldi. Yani 1 geldi. 10B bölü 1 geldi arkadaşlarım. Demek ki 10B bölü 1 saatte yapıyormuş diyeceğiz. Buna göre A bölü B oranı nedir diye bir soru sormuş bize. Ha, biz farklı bir yolla çözdük ya. Şuna bir daha bakayım. Özge bir işin 3 bölü 5'ini A saatte, 1 bölü 10'unu B saatte yapıyor. Ya bu kadar uzatmaya bile gerek yokmuş arkadaşlarım. Ha, bakın burayı baştan yapıyormuşum gibi dinleyin. Biz daha düzgün çözelim bu soruyu. Hiç bu kadar uğraşmayalım bununla. Bak şimdi işin tamamı 10K olsun ve bu işi 10 saatte bitirsin bu adam. Tamam mıdır dostum? 3 bölü 5'i, 3 bölü 5'i ne yapıyordu? 6K yapıyordu. 6K'sını A saatte yapıyor. 1 bölü 10'u dediğimiz şey 1K'sını da B saatte yapıyor. Şimdi 10K'yı 10 saatte yapıyorsa 1K'yı 1 saatte yapar. 6K'yı da 6 saatte yapar dostlarım. Demek ki A 6 B 1 diyeceğiz. A bölü B'den cevap gelecek. Çok uzatmışız biz demin. Şimdi şuna bakalım. Osman bir işi 24 saatte, Merve aynı işi 32 saatte yapabilmektedir. Osman bu işin 1 bölü 4'ünü x saatte. Şimdi diyorum ki Osman tamamını, tamamı demek 1 arkadaşlar. 1'ini 24 saatte yapıyorsa 1 bölü 4'ünü kaç saatte yapar diye soruyorum. Hemen burası 4'e bölündüğü için burayı da 4'e bölüyorum. 6 saatte tamamlar 1 bölü 4'ünü. Demek ki x 6 saat. Merve tamamını yani 1'ini neydi? 32 saatte yapıyorsa 5 bölü 8'ini ne kadar sürede yapar diye soruyoruz dostlarım. Hemen şöyle bir doğru orantımızı kurduk. 32 çarpı 5 bölü 8 çıktı. Gitti gitti 4 kaldı. 4 kere 5 20 saatte yapıyormuş. Bu da Y. Bizden de Y eksi X'i istiyor arkadaşlarım. Yani 20'den 6 çıkartın diyor. 14 kaldı. Şimdi şuna bakalım. Bir işin 2 bölü 3'ünü Zeynep, geri kalanını Özge yapınca 16 günde. Şimdi şöyle bir daha şuraya bir iş çizelim arkadaşlarım. Şu yolu yapsınlar bunlar. Şimdi işin tamamı 6K olsun dostlarım. 2 bölü 3'ünü, hemen 2 bölü 3'ünü hesaplayalım buradan. 4K'lık kısmını, 4K'sını Zeynep yapınca, Zeynep, geri kalanını da Özge yapınca 16 günde bitiyormuş arkadaşlar. Geri kalanı ne olacak? 6K'ydı. 4K'sını Zeynep, 2K'sını da Özge yapınca Özge 16 günde bitiyormuş böyle bir durumda iş.
Bu durumda 16 günde. Peki. Diyor ki, işin yarısını Zeynep. Şimdi aynı işin, şöyle gösterelim. Yarısını Zeynep, yani 3K'sını Zeynep. Diğer geri kalanında, yani diğer 3K'sını da Özge yapınca 18 günde bitiyormuş dostlarım. 18 günde de böyle bitiyormuş. Buna göre diyor Zeynep tek başına kaç günde yapar diye bir soru sormuş bize dostlarım. Bakınız hemen şöyle yapalım buradan. 4 Zeynep 2 Özge olursa 4 Zeynep artı 2 Özge olduğu durumda 16 günde bitiyor. Ama yok, 3 Zeynep artı 3 Özge olduğu durumda da 18 günde bitiyormuş dostlarım. Şimdi hemen şunları bir daha düzgünce yazalım. 2'ye bölelim. 2 Zeynep artı Özge eşittir 8 oldu. 3'e bölelim. Zeynep artı Özge eşittir 6 oldu. Çıkartırsanız birbirinden bunları, 2 Zeynep'ten 1 Zeynep çıktı, Zeynep, Özge'ler gitti, 8-6'dan 2. Zeynep 2 günde yapıyormuş bir parça işi. Bize neyi soruyordu? Tamamını mı soruyordu arkadaşlarım? 6 parçayı soruyor değil mi? 1K'yı 2 günde yapıyorsa 6K'yı toplamda 12 günde yapar diyebilirsiniz dostlarım. Evet, geldik ikinci köşe taşımıza. Bakalım bu ne diyor? A musluğu bir havuzu 12 saatte doldurabiliyor. A musluğu 3 saatte havuzun kaçta kaçını doldurur? Bak, tamamını, birini 12 saatte dolduruyorsa acaba 3 saatte ne kadarını doldurur diye soruyor. Şimdi burası 4'e bölünmüş mü? O zaman burası da 4'e bölünecek. 1 bölü 4 olacak. Geldik şuna. Erkan bir duvarı 20 günde, Burhan 16 günde örebiliyor. İkisi beraber 2 günde duvarın ne kadarını örebilirler? Dostum bak şu formülü kullanalım. Birinci işçi için çalışma süresi bölü tek başına bitirme süresi artı ikinci işçinin çalışma süresi bölü tek başına bitirme süresi nokta nokta bu şekilde kaç işçi varsa yazıyorum. En son bunu işin biten kısmına eşitliyorum dostlar. Bak bu formülü kullanacağım şimdi. İkisi beraber 2 gün çalışıyor mu? Yani Erkan da 2 gün, Burhan da 2 gün çalışıyor. O zaman Erkan için yazıyorum. 2 gün çalıştı, tek başına 20 günde bitiriyordu. Artı Burhan da 2 gün çalıştı, tek başına 16 günde bitiriyordu. İşte ikisi birlikte böyle çalışırsa ne kadarı biter? İşin biten kısmı zaten bunu soruyor bize. Biten kısım. Hadi burada bir payda eşitlemesi yapacağız. Önce şöyle bir, gerçi direkt 16, 80'de eşitleyelim arkadaşlarım. Bunu 5 ile, bunu da 4 ile çarpalım. 4 kere 2, 8 artı 5 kere 2, 10 bölü 80. Yani 18 bölü 80. 2'ye bölüyorum, 9 bölü 40'ı bitermiş dostlarım işim. Cevap Denizli. Geldik şuna. A musluğu bir havuzu 18 saatte dolduruyor. Havuzun dibindeki B musluğu ise dolu havuzu 24 saatte boşaltabiliyor. Havuz boş iken iki musluk beraberce açılırsa 36 saatte havuzun ne kadarı dolar diye bir soru sormuş bize dostlarım. Şimdi şöyle yapalım. Bunu bir sürü farklı farklı az önce öğrendiğimiz yolla da çözeriz. Çalışma süresi bölü tek başına yapma süresiyle de çözeriz ama biz şöyle yapalım. Şimdi ikisi birlikte bu havuzun tamamını ne kadar sürede doldurur? Bak A musluğu 18 saatte dolduruyor. 1 bölü 18. Tamamını 18. Diğeri tamamını 24 saatte boşaltıyor dediğinin önüne eksi koydum. Bu durumda ikisi birlikte havuzun tamamını x günde, x saatte doldursunlar dostlarım. Hadi burayı bir çözümleyelim hemen ilk önce. Paydalarını eşitleyelim. Kaçta eşitlenirler bunlar? 10 ile çarpsak 240, 18 ile 24. Şöyle hemen 48 mi oluyor? Yok, biz yine de bulalım arkadaşlarım. 72 oluyor, pardon, niye uzatıyorsam. Bunu da 4 ile çarpayım. Bunu 3 ile çarptım, 72 oldu. Bunu 4 ile çarptım, 72 oldu.
O zaman şöyle olacak. 4 eksi 3 bölü 72 yani 1 bölü 72 eşittir 1 bölü x. Demek ki ikisi birlikte 72 saatte tamamını dolduruyorlar dostlarım. Bize de diyor ki 36 saatte ne kadarını doldururlar? 72 saatte tamamıysa 36 saatte ne kadarı dolar? Bak bu 2'ye bölünmüş. Bunu da 2'ye bölüyorum. Cevap 1 bölü 2 geldi dostum. Şuna bakalım. A musluğu bir havuzu 12 saatte doldurabiliyor. Havuz boş iken A musluğu açılıyor. Şöyle bir musluk var arkadaşlarım şurada. Tamamını 12 saatte dolduruyormuş bu. Bu da demektir ki 6 saatte yarısını, diğer 6 saatte de yarısını dolduruyor. 18 saat açık kaldığına göre, demek ki şöyle yanına bir tane küçük leğen koyalım bunun. 12 saatte tamamı doldu. Artı bir de 18 saat açık kaldı ya. 6 saat daha fazladan akacak bu. Şuradan taşacak sular. Demek ki 6 saat daha, bir yarısı kadar daha su doldurdu arkadaşlarım. Buna göre havuzdan taşan suyun, yani şuradakinin havuzun hacmine oranı, yarısı değil mi kardeşim? Taşan su V hacminde ise havuzun tamamı 2V hacminde olacak. Demek ki 1 bölü 2 gelecek diyeceğiz. Evet, 2 numarayı da gördük. Hemen arkasındaymış 3 numara. Odaklanmaya da bakayım. Bir sorun yok gibi gözüküyor. Ali bir işin yarısını 5 günde. O halde Ali yarısını 5 günde yapıyorsa Ali tamamını 10 günde yapar. Ahmet ise aynı işin ancak 1 bölü 3'ünü bu sürede. Yani Ahmet 1 bölü 3'ünü 5 günde yapıyormuş. O zaman tamamını 15 günde yapar. İkisi beraber bir günde işin kaçta kaçını tamamlar. Bak şimdi. Yine kaçta kaçını tamamlar? Biten kısmı soruyor. Ne demiştik? Bir gün çalışıyorlar. Ahmet de bir gün çalışıyor. Bir günde bir gün çalışıyor. Tek başına 10 günde bitiriyordu. Öbür Ali de bir gün çalışıyor. Tek başına 15 diyorduk. Ve eşittir. Burası biten kısımdı değil mi dostlarım? Biten kısım. Peki burayı bir düzenleyelim hemen. 3 ile burayı, 2 ile burayı çarpalım. 3 artı 2 bölü 30 geldi. 5 bölü 30. Yani 5'e böl 1, 5'e böl 6. 1 bölü 6'sı bitermiş dostlarım. Bir işi bir erkek 20 günde tamamlarken bir kadın 30 günde tamamlayabilmektedir. İki kadın iki erkekten oluşan bir takım 2 gün çalıştığında kaçta kaçını tamamlar? Bak şimdi yine çalışma süresi. 2 kadın var. Şimdi birinci kadın için konuşuyorum. Birinci kadın 2 gün çalıştı. Tek başına kaç günde yapıyordu? 30. Artı ikinci kadın da 2 gün çalıştı. Tek başına 30. Artı şimdi 2 kadını bitirdik. Geldik erkeklere. Erkek 2 gün çalıştı. Tek başına 20. Diğer erkek de 2 gün çalıştı. Tek başına 20 günde bitiriyordu. Ve bu neye eşitliyorduk? Bu çalışma süresi bölü tek başına yapma formüllerinde biten kısım. Zaten bize de kaçta kaçını tamamlar, biten kısmı soruyor zaten dostlarım. Hadi şurayı bir düzenleyelim. Hepsinin paydasını 60'ta eşitleyelim. 3 ile 3 ile 2 ile 2 ile bir çarpalım bunları dostlarım. 2 kere 2 4 artı 4 artı 6 artı 6 bölü 60. 20 bölü 60. 2 bölü 6 yani 1 bölü 3. Sorumuzun cevabı geldi dostlarım. 1 bölü 3'ü bitermiş işi. Şuna bakıyoruz şimdi. İki usta bir işin 1 bölü 3'ünü 2 günde. Şimdi iki usta 1 bölü 3'ünü 2 günde yapıyorsa tamamını 3 katını yani 6 günde yapar. O halde iki usta 6 günde yapıyor bu işi. Tamam. 4 çırak yarısını 15 günde. O halde 4 tane çırak tamamını 30 günde yapar. Peki bu durumda bir çırak, bir çıraktan bahsederim. Tamamını 30 bölü 4 gün yani 15 bölü 2 günde yapar. 5 çırak ne kadar? Bir saniye. 4 çırak 30 günde yapıyorsa bir çırak 4 katı zamanda yani 120 günde yapar dostlarım. 4 çırak 4 katı zamanda bir çırak 4 katı geç yapar. 120 günde yapar. 5 çırak kaç günde yapar diye soralım bir de. 1 çırak 120 günde yapıyorsa
5 çırak kaç günde yapar diye soralım. 5 katına çıkmış burası. Bitme süresi 5 kat azalacak demektir bu. 24'e düşecek. 125'e bölerseniz dostlarım 24 günde bitiriyormuş 5 çırak demek ki. Buraya da yazıyorum. 5 çırak 24 günde bitiriyor. Peki 2 usta 5 çırak. 1 günde, bak 1 gün çalışacaklar, kaçta kaçını tamamlarlar? Şimdi 1 gün çalışacak 2 usta tek başına 6 günde bitiriyordu artı. 1 gün çalışacak 5 çırak tek başına 24 günde bitiriyordu. Eşittir biten kısım. Zaten bunu soruyor. Hadi burayı 4 ile çarpalım. 4 bir daha 5 bölü 24'ünü bitirirler dostlarım diyoruz cevap. Şuna bakalım. Bir iş yerinde İbrahim ve İhsan adında iki çalışan vardır. Peki. Bir işi İbrahim 10 günde bitirebilirken İhsan 8 günde bitiriyor. Hafta içi İbrahim. Şimdi 5 gün İbrahim çalışıyor. Hafta sonu İhsan çalışırsa 2 gün şeyde de 2 günde İhsan çalışırsa bir hafta sonunda işin kaçta kaçı tamamlanır diye soruyor. Hemen bulalım. İbrahim 5 gün çalıştı. 10 günde tek başına bitiriyordu. Artı İhsan 2 gün çalıştı. 8 günde tek başına bitiriyordu. Ve böyle olursa diyor işin kaçta kaçı biter? Zaten biz de buradan onu buluyorduk değil mi arkadaşlar? Hadi şurayı 40'da eşitleyelim. 4 ile 5 ile çarpalım. 4 kere 5 20 artı 5 kere 2 10 bölü 40. Yani 30 bölü 40 çıktı sorumuzun cevabı. O da 3 bölü 4 yaptı Goberler. Evet 3 numarayı da gördük arkadaşlar. Hemencik 4'ü aldım. Bir işçinin 12 saatte yapabildiği işi bir robot 6 saatte yapıyor. İkisi beraber aynı işi kaç saatte yapar? Bak birlikte yapma sorusu dostum. Bir işçi 1 bölü 12 tek başına bitirme süresine takla attırdı. Robot 6 saatte yapıyor. O zaman 1 bölü 6 eşittir. Benim buradan bulacağım şuradaki 1 bölü x yazdığım şuradaki x birlikte bitirme süresi arkadaşlar. Nasılmış formül? Tek başına yapma süresini takla attırıyormuşum. 12 saatte yapıyor diyor ya 1 bölü 12. Robot 6 saatte yapıyor 1 bölü 6. Eşittir 1 bölü x diyorum. Buradaki x birlikte bitirdikleri süre. Zaten x'i soruyor bize. Hadi şurayı bir payda eşitleyelim. 2 diyelim arkadaşlarım. Şuraya da 1 ile çarpıyoruz tabii. 1 artı 2 bölü 12. Yani 3 bölü 12 eşittir 1 bölü x geldi. 1 bölü 4 eşittir 1 bölü x. X eşittir 4 geldi. Ali'nin 6 günde yapabildiği bir işi abisi 3 günde yapıyor. İkisi beraber aynı işi kaç günde yapar? Hemen hesaplıyorum. 1 bölü 6 artı 1 bölü 3 eşittir. İkisi birlikte 1 bölü x. Payda eşitleyelim. 1 bölü 6 artı 2 bölü 6 eşittir 1 bölü x. 3 bölü 6 eşittir 1 bölü x. 3x eşittir 6, x eşittir 2 geldi dostlarım sorumuzun cevabı. Şuna bakalım şimdi. 8 usta 6 günde 6 çırak 20 günde yapıyormuş bir işi. 8 usta 6 günde yapıyorsa 2 usta kaç günde yapar diye soralım dostlarım. 2 usta kişi sayısı azaldığı zaman işin bitme süresi artar. Bak 4 katı düşmüş. Bu da 4 kat çıkacak yani 24 günde. Yani 2 usta dediği birinci işçi olsun. Birinci işçi 24 günde. Şimdi 4 çırağı bulalım. 6 çırak 20 günde yapıyorsa 2 çırak 60 günde. 4 çırak 30 günde. 4 çırağı da 30 günde söyledim arkadaşlar. Bu da ikinci işçi olsun. İkinci işçi de 30 günde yapıyor. Peki birinci işçi 24. 1 bölü 24. Artı ikinci işçi 30. 1 bölü 30. Eşittir. İkisi birlikte kaç günde yapar diye soru sormuş. 1 bölü x'i soruyor. Hadi burayı 5 ile burayı 4 ile çarpalım. 5, 4 de buradan 9 bölü 120 geldi arkadaşlarım. 1 bölü x dediğimiz şey. 9x eşittir 120 olur. X eşittir 120 bölü 9. Hatta 3'e bölelim. 40 bölü 3 sorumuzun cevabı geldi. Son soruma bakıyorum.
Bir işi usta 24, çırak 36 günde yapabilmektedir. Bu işi yapmak üzere bir usta 3 çırak görevlendirilmiştir. Hadi yapalım şimdi arkadaşlar. Bir usta 24 günde yapıyor. 1/24. 3 çırak, bir çırak 36 günde yapıyorsa 3 çırak 12 günde yapar arkadaşlarım. O zaman 1/12 diyorum. Eşittir 1/x bitme süresini buluyorum burada. Hadi burayı bir 2 ile genişletelim dostlarım. 2/24 olur burası. 3/24 eşittir 1/x. X eşittir buradan 8 çıktı. Şimdi bu birinci durum. Şayet diyor bir usta daha görevlendirilseydi, şöyle olsaydı şimdi. 2 usta 3 çırak ne kadar zamanda yapar? Şimdi bir usta 24 ise 2 usta 12 günde yapacak. 2 ustayı 12 günde yazdık. Artı 3 1 çırak 36 ise 2 çırak 3 çırak yine 12. 1/12 de buradan dedik. 1/x'e eşit diyelim. Burası 2/12 eşittir 1/x. X eşittir buradan da 6 geldi. 2 gün daha erken bitermiş arkadaşlarım işimiz. Edirne'yi işaretledim. Evet, 4 numarayı da gömdük. Bakayım şöyle bir süremiz ne kadar oldu arkadaşlarım. Olmadı, 5'i de hemen burada bir bitirelim dostlar. 21 dakika olmuş. 5'i de gömelim arkadaşlarım biz burada hemen hızlı bir şekilde. Levent ile Egemen bir işi birlikte 28 günde bitiriyor. Egemen 1 hafta, Levent ise 2 hafta çalışınca işi 3/8'i bitiyor. Buna göre Egemen bu işi tek başına kaç günde bitirir? Hadi birlikte yapalım. Şimdi Levent ile Egemen bir işi birlikte 28 günde bitiriyor. Bak, Levent'in çalışma süresini bilmiyorum. 1/Levent. Birlikte sorularında ne yapıyorduk? Birlikte bitirme sorularında. Tek başına yaptığı süre L olsun, bununki de E olsun. Takla attırıyorum. 1/E eşittir diyorum. Birlikte bitirme süreleri. 1/28. Ama diyor şöyle yapsalardı. Egemen 1 hafta, Levent ise 2 hafta. Şimdi Levent bu işte 14 gün çalıştığında, Egemen de 7 gün çalıştığında İşin diyor 3/8'i bitiyor. Peki şöyle yazdık. 3/8'i bitti. Buna göre Egemen bu işi tek başına kaç günde bitirir? E'yi soruyor bize. O zaman Levent'i yok edelim arkadaşlar biz. Üstteki denklemi şurayı 14 ile genişleteyim ben. Şöyle oluyor arkadaşlar. 14 ile çarparsam. 14/Levent artı 14/Egemen eşittir 14/28, yani 1/2 oluyor arkadaşlar. Altına da şunu direkt yazıyorum. 14/Levent artı 7/Egemen eşittir 3/8. Şimdi çıkartma işlemi yapacağım. Çıkartıyorum bunu. 14/Levent, 14/Levent'i götürdüm. 14/E'den 7/E çıkınca yine 7/E kaldı. Eşittir. 1/2'den 3/8 çıkacak. Önce şunu 4 ile genişletip 8, 4 yapalım burayı. 4/8'den 3/8 çıkarsa 1/8 kalır. İçleri çarptım E, dışları çarptım 56. İşte cevabımız 56. Hadi şunu yapalım. Sevda ile Kerim bir işi birlikte 6 günde. Bak dostum ne yapıyor şimdi? Birlikte sorusu. 1/Sevda artı 1/Kerim eşittir 1/6. Sevda 1 gün çalıştı 1/S. Kerim 3 gün çalıştı 3/K. Çalışınca işin 3/10'u bitiyor. İşte Kerim aynı işi kaç günde bitirir diye bir soru sormuş. Hadi üst tarafı eksiyle çarpalım. Toplayalım sonra arkadaşlar. 1/S 1/S gider. 3/K'dan 1/K çıkınca 2/K kaldı burada. Eşittir. 3/10'dan 1/6 çıkacak dostlarım. Hadi payda eşitleyelim bunları. 30'da eşitleyelim. 3 ile 5 ile çarpalım. 9-5/30. 4/30 oldu burası da. Buradan içler dışlar yaptım. 4K eşittir 60 geldi. K eşittir 15 çıktı. Gobeller, Denizli'ymiş sorumuzun cevabı.
3 numaradayız. Ebru ile Işıl bir işi birlikte 2 günde bitiriyorlar. O zaman şöyle yazıyorum. 1 bölü Ebru artı 1 bölü Işıl eşittir 1 bölü 2. Işıl tek başına 6 günde bitirebildiğine göre, Işıl tek başına 6 günde bitiyormuş. Işıl'ın kiberli yani. 6 yazalım buraya o zaman. Ebru tek başına aynı işi E'yi soruyormuş bize. Hadi bulalım. 1 bölü E burada dursun. 1 bölü 2 eksi 1 bölü 6. Şurayı 3 ile genişletelim, düzenleyelim. 3 eksi 1 bölü 6 olur. Yani 2 bölü 6. Hatta o da 1 bölü 3 yapar. 1 bölü E, 1 bölü 3. O zaman Ebru 3 günde bitirir dedik. Geldik şuna. Ayşe ile Fatma beraber 3 gün çalıştıklarında işin ancak 5 bölü 12'sini tamamlıyorlar. Beraber 3 gün. Bak şimdi Ayşe de 3 gün çalıştı. Fatma da 3 gün çalıştı Fatma. Ve işin 5 bölü 12'si bitti. Şöyle olsa diyor. Fatma 1 gün, Ayşe 3 gün çalışsa. Ayşe 3 gün çalıştı. Fatma 1 gün çalıştığında diyor. İşin 11 bölü 36'sı tamamlanıyor. Buna göre Fatma tek başına kaç günde tamamlar? Ayşe'yi yok edelim hemen arkadaşlarım. Şu alt tarafı eksiyle çarpalım ve toplayalım. Eksi, eksi olsun. 3 bölü A'lar gider. 3 bölü F'den 1 bölü F çıkınca 2 bölü F kalır. Eşittir. Şimdi şurayı düzenleyelim. Önce bunun paydasını 3 ile genişletelim pay ve paydayı. 15 bölü 36 olsun. 15'ten 11 çıktı. 4 bölü 36. 4 Fatma eşittir 72. 4'e bölersek Fatma eşittir 18 geldi babeller. Evet arkadaşlarım. İlk 5 köşe taşını gömdük. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Kolay gelsin gobeller. Açıların çocukları. Hadi bakayım göreyim sizi.